hayatında hiç böyle birini gördün mü? Yok, görmemişim. Öyle ettin, ağzına sıçayım sen. Bu böyle olmaz. Bak, bu işte bir iş var. Şu düştüğümüz hale bak ya. Bu ne ya? Bu ne arkadaşım ya? Aa, amirim. Bunlar acaba telefon numarası olabilir mi? Olabilir. Bana bak. Yeter artık, konuşma. Ağzının ortasına sıçarım o yamuk ağzınla. Amirim, ne yaptım ben size? Ya sen bizi ızdırağa getirdin, ızdırağa! Amirim, siz dediniz gidelim diye. Hasbela, konuşma artık, yeter. Arkadaşlar, maalesef durum şu. İçimizde bir köstebek var. Bu minibüs de bizim aramızda. Ne köstebeği ya? Bildiğin köstebek. Ekip içinde köstebek var. Başka izah yok bunun. Oğlum, dangalak mısın sen ya? Ha? Dangalak mısın oğlum sen? Ne biçim konuşuyorsun lan? Dün bir, bugün iki. Senin nereden geldiğin belli değil lan. İçimizde bir köstebek varsa o da sensin. Sen! Gel, devam et, devam et. Gel, gel, diyorum, gel, geldik, gel, 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 gönder, gönder. Dökül bakalım, çok güzel. Çok güzel. Var mı daha? Var mı? Alaaddin Bey, sen bir şey diyor musun? Amirim, müsaadenizle ben de bir şey sormak istiyorum Dizdar Bey'e. Bizim şu operasyon yaptığımız günün evveli gecesi, siz neredeydiniz de Asuman'la beraber geldiniz operasyon yerine? Ha. Güzel, güzel. İyi deneme ama tırt. Bir operasyonu bir gün evveli Asuman Hanım'ın evindeydik. Kendisi yüzü burada. Sor kendi mi Asuman ya Hanım, söyle. Yok, öyle bir, aa, olur mu? Öyle bir şey yok amirim. Ne münasebet. Tamam. Üstüme iyilik sağlık, ne münasebet ya. Yavrum, bizim o bomba anındaki konuşmamızı bu insanlar duydular. Bu yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O bomba olayının biz gerçek olduğunu nereden bilelim ha? Kameralarda falan da hiçbir şey görünmüyor. Ha? Bir dakika, senin koymadığın. Ya biz arabada beraberdik, evet, tamam. Ne bomba vardı ne bir şey. O da doğru. Sonra ben koltuğa oturdum. E ne oldu? Otoparkta benim altıma birileri bombayı yerleştirdi. Allah Allah! Ben sizin yanınızda değil miydim Asuman Hanım? Ne ara gittim de altınıza bomba koydum? Aa, ben size söyleyeyim. Amirim bana mesaj atmış cep telefonumdan. Allah'ın izniyle altındaki bombayı patlatacağım diye. Aha buyurun göstereyim. Hop. Göstereyim. Ben o manada mı dedim? Ben o manada mı dedim? Sikeceğim manasında dedim Emin Bey. Allah belamı versin ki sadece cinsel bir mesajdı o ya. Ama bu kadarı da fazla be. İnsan da biraz utanma olur be. Ahlaksız. Konuşma lan! Konuşma! Efendim Seher. Seher, dönüş yolundayız işte şeyden, Iğdır'dan. Buradan bir şey çıkmadı ya. Seher, her katilim diyeni böyle şey yapma, bana bağlama ya. Ha? Ne diyorsun? Katilim diyen birisi aramış. Yani bütün numaraları biliyormuş. Kesin bu diyor. Bağla. Bağla Seher. Hoparlöre çık. Hoparlöre çıkıyoruz Seher. Oğlum Seher'e niye söylüyorsun? Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyoruz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Yani sana ne? Aradığınız adam benim. Şimdi cep telefonunuza bir konum atacağım. Bir saat içinde gelip beni oradan şahsen almanızı bekliyorum. Bir saat olmaz. Gidemeyiz, bir saatte gidemeyiz. Oyalayalım. Gidemeyiz amirim. Şu an Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Yalnız bakın, şimdi şöyle bir durum var. Biz bir şehir dışındayız. Yani bir arkadaşın düğününe katıldık. Bu bizim şubede bir çalışan. Ya hay Allah ya. Bu sebeple şimdi, ya biz keşke daha önce haberimiz olsaydı. Ya biz seni çok aradık kardeşim, ulaşamadık yani. O zaman ne yapalım, nasıl yapalım? Ya geleceğiz biz oraya. 3-5 saat sonra oradayız. Beklesen bizi orada, olay yerine. 3-5 bile sürmez. 1-2 saate biz o konumda olacağız. Ben size mailimi vereyim. Siz de bana konumu atın. Mailim dizdar@maşasusses.com.